Herkese merhaba, ben Kaan. Bugün sizlerle birlikte C# başlıyoruz. C# başlangıcında veri tiplerini ve kullanım amaçlarını göreceğiz. Başlayalım. Zaten ben öncesinde hazırlamıştım, daha iyi anlatabilmek adına. Burada gördüğünüz gibi byte 0-255 arası sayılar için, short, -32.760 ve 32.767 arasındaki tam sayılar için diye tek tek hepsinin yanında yazıyor. Bizim çoğunlukla kullandığımız int, daha doğrusu benim diyeyim. Ondalık sayılarla bir işimiz varsa float, burada gördüğünüz gibi. Ama burada ne demişiz? Virgülden sonra, yani 11 virgül 1, 2, 3 mesela ondalık sayımız, ama float kullanırsak 11,12 şeklinde gözükür. Yani şu 3 gözükmez diyor. Virgülden noktadan sonrasının gözükmesini istiyorsanız, yani 3 hanenin gözükmesini istiyorsanız da double'ı kullanacaksınız. Karakterler içinde char kullanılıyor. Yazılar, metinler için string. Object var burada bir tane. Bu jokerimiz. Hepsi için kullanılıyor. Şöyle bir çalıştırıp bir görelim. Burada şöyle bunun yanına alayım. Burada gördüğünüz gibi 0-255 arası sayılar için demişiz. Hem minimumunu yazdırmışım. Yani şu şekilde console.writeLine min, yani byte'ın alabileceği en küçük değer anlamında. Hem de byte'ın alabileceği en büyük değer, şöyle görelim, 255. Buralara çok fazla takılmak, vakit kaybetmek istemiyorum. Hemen bunları şöyle bir işlevsiz hale getirelim. Burada arada bir şey mi kaldı? Tam onu mu gördüm ben? Tamam. Mesela kullanıcıdan bir değer girmesini isteyelim. Console.WriteLine bir sayı giriniz dediğimizde int, integer bir değer olduğu için sayı eşittir. Convert to integer. Ki bunları da ilerleyen derslerde zaten göreceğiz. Ben şimdi daha anlaşılır olması amacıyla yazıyorum. Hem de video çok kısa olmasın diye. Bakalım, bir sayı giriniz. 3. Masayı yazdırmayı unuttuk. Console.WriteLine sayı. 2 girdik. 2 yaz. Veya bu girdiğimiz sayıyla bir işlem yapmak istiyorsak, mesela ne olabilir? Sayı artı 10. Şöyle bunları bir paranteze daha alayım ben. Çarpı 2 diyelim. Kaç girelim? Yine 2 girelim. 24, yani 2 ile 10'u topladı, 2 ile çarptı. Yine aynı şekilde çok kullanılan, yani karşınıza çok çıkar büyük ihtimalle örneklerde, console.writeLine. Mesela öğrenci en not hesaplama örnekli oluyor. Öğrencinin adını, soyadını, aldığı notları ve vesairesini girmenizi istiyor. Öğrenci ad soyad diyelim. String ad soyad eşittir console.readline. Burada dönüştürmüyoruz zaten, string bir ifade olduğu için. Console.readline diyelim yine. Ad soyad. Öğrencinin adını, soyadını biz giriyoruz. Tekrardan yazıyor gibi. Bir iki basit örnek. Bunları eski haline getirelim. Bunları da videonun altına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Takıldığınız bir yer olursa da bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Videoyu izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.
Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Lütfen hoşça kalın.